Ondan sonra da güldü. Kov gitsin bunu Muzaffer dedi. Bunun yalanlarına mı inanacaksın? İçimden dedim ki, aha bu Gülünü soykası yüzünden biri daha ekmeğinden oldu. Peki Muzaffer Bey ne dedi? Kovmam dedi. Ben ne dersem bu çiftlikte o olur. Oh, ağzına sağlık beyim. Kız sen bunları nereden duydun? Nereden duyacağım? Kapının arkasından duydum tabii ki. Sen kapıları mı dinliyorsun? Tuh sana. Ama sen de be. Sağ olasak okuman kuşu gibi burada oturup düşünecektik bunlar ne konuştu diye. Nereye Yasin ağa? Nereye olacak yatma. Bundan sonrası karı dedikodusu. Aman iyi ki gitti be. Sana çok mühim bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin kız? Bu Güllü çiftliğe ilk geldiği zaman mutfakta gelip ağlayıp bize bir şey anlattıydı ya. Ne anlattıydı? Ya bunun Kemal diye bir sevdiği varmış ya, sen de ne çabuk unutuyorsun ya. İşte diyorum ki o Kemal, bu Kemal olmazsın. Allah cezanı vermesin kız. Mühim şey dediğin şey bu muydu ha? Ha, niye ki? Kızım, koskoca Adana'da en az 1000 tane Kemal var. Hem Güllü Kemal mapusa girdi dememiş miydi ha? Sen de bunu unuttun herhal. Mahpustan çıkmış olamaz mı? Diyelim ki çıktı. Güllü arkasından bu kadar ağladığı herifi neden kovdursun? Hazır çiftlikte elinin altındayken ne demeye yanından uzaklaştırsın ha? Seninki de bir tuhaf yani. Bu da doğru ya. Allem eder, kallem eder, kalsın der. Muzaffer öbür dünyayı boyladı mı da hop Kemal'in koynuna. Nereye kız? Aman, içim sıkıldı ya. Çıkıp biraz hava alacağım.